Hayırlı arkadaşlarım, herkese tekrardan merhabalar. Şimdi konumuz insan hakları. Haydi bakalım, derslerimize çalıştık. Şimdi konu kavrama testini çözme zamanı. İlk sorumuzda açılışımızı yapalım. Birinci kuşak hak ve özgürlükler insanın tarihsel gelişim süreci içinde ilk elde ettiği haklar olarak kabul edilmektedir ki Karel Vasa'nın belirlediği haklardır. Hangisi diyor birinci kuşak insan hakları arasında yer almaktadır? Bu birinci kuşak insan hakları bizim kişisel ve aynı zamanda siyasi diye nitelendirdiğimiz haklardır ki en temel haklar. Eğitim, bir sosyal, çalışmak sosyal, yani ikinci kuşak, sağlık sosyal, sendika sosyal, ancak gösteri yürüyüşü bizim en temel kişisel hak kapsamımızdadır ve birinci kuşak insan hakları içinde gösterilir. İkiye baktığımızda 82 Anayasası'nda kullanılan üçlü sınıflama, negatif, pozitif ve aktif statü haklar aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir? Jeleniğin ortaya koymuş olduğu insan hakları sınıflamasıdır. Üçüncü sorumuzda ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ancak uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca İç hukuk yolların tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren kaç aylık bir süre içinde başvuru yapabiliyoruz? Yani biz haklarımızı ararken önce ulusal alanda haklarımızı arayacağız. Aradıktan sonra bizim için burada 4 aylık bir süre verilir haklarımızı arayabilmemiz için. Nerede? Uluslararası mahkemelerde ki o da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Dörde bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili yanlış bir ifadedir? Mahkeme başkanı, adaletin gereği gibi yerine getirilmesi amacıyla davaya taraf olmayan herhangi bir yüksek sözleşmeci tarafı ya da başvurucu dışında dava ile ilgili her kişiyi yazılı görüş sunmaya ve duruşmalara katılmaya davet edebiliyor. Etsin. Mahkeme sözleşmenin ya da ona bağlı protokollerin ihlal edildiği belirlerse ve ilgili sözleşmeci tarafından iç hukukun buna ancak kısmen giderme onayı veriyorsa zarar gören tarafa adil bir karşılık hükmedebiliyor. Tazminat yaptırımı. Evet. Mahkemenin resmi dilleri İngilizce ve Fransızcadır. İlk başvurular İngilizce veya Fransızca dillerinden biriyle yapılmalıdır. Doğru. Kişilere tanınan hakların yüksek sözleşmeci taraflardan biri tarafından ihlal edilmesinden dolayı mağdur olduğu öne süren her gerçek kişi, hükümet dışı kuruluş ve kişi grupları mahkemeye başvuru yapabiliyor. Yani hükümet içi özelliğe sahip olanlar yapamaz diyor kısaca. Yargıçlar 12 yıllık süre için seçilir. Yanlış. O Anayasa Mahkemesi'ndeydi. Buradakiler 9 yıllık süre için seçilir arkadaşlar. Ve tekrar seçilmeleri mümkün değildir. Yanlışı bulmuş olduk. E şıkkı. 5'e geldik. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İmzalayan devletler bazı yükümlülükler altına girmiştir. E yani. Kişilere bazı haklar, evet. Kişiye haklarını çiğneyen taraf devlete karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilme olanağı tanımış. E yani. İnsan hak ve özgürlüğün çiğnenmesinden dolayı devletin uluslararası bir mahkemenin önüne çıkarılması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile başlamıştır. Doğru. Mahkeme isimsiz yapılan başvurular kabul edilemez. Başvurularda isim şarttır. Yanlış. 6. sorumuza bakalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması açısından, bak şuraya da bir şey demiş. Ciddi diyor sorunlar içeren başvurulara bakmakla yükümlü olan yargısal birim hangisidir? Sonuçta ciddi problemlerle bana gel dediğine göre küçük problemlerle gelme yani. O yüzden buraya bakan nedir? Büyük dairedir. Ciddi sorunlarla ilgilenir. Fitraj burada önemlidir. Başvuru şartları belirleniyor. Burada tek yargıç ise başvuruları ediyor. Hani bu ikisi de önemlidir. 7. soruya bakalım. 1982 Anayasasına göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında bir hakkın kamu gücü tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle iç hukuk yolları tüketilmiş olmak şartıyla hangisine başvurma hakkı vardır? Bak ne diyor? İç hukuk yolları tüketilmiş ve benim insan haklarımla ilgili bir ihlal var. E ben o zaman nereye? Bireysel başvuruları nerede yapabiliyorum? En üst mahkemem olan anayasaya kadar çıkabiliyorum.
8'e bakalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuruların kabulü için yukarıdaki şartlardan hangisi aranıyor? Tabii ki bunun kabulü için iç hukuk yollarının tüketilmiş olması gerekiyor. Yani. Başvurunun konu bakımından sözleşme veya protokollerin hükümleriyle bağdaşması gerekiyor. Doğru. Başvurunun önemli bir zarara uğraması gerekiyor. Yani önemli bir zarar varsa başvuru yapabilirsin. Doğru. O zaman hepsini alalım. 9'a gelelim. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarımızın temel özellikleri arasında gösterilemez? İnsan hakları dediğimiz şey evrenseldir. Evet. İnsan hakları kullanmakta herkes eşit haklara sahiptir. Sıkıntı yok. Mutlaktır. Yani gidip de herkese karşı ileri sürebilirim. İnsan hakları vazgeçilmezdir. Vazgeçilebilir, yanlış. Muhatabı da her zaman devlet. Devlet ya da ona bağlı kuruluşlardan destek isteyebiliyoruz. Ona bakalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne aşağıdakilerden hangisi başvuramaz? Şimdi kimler başvuru yapabiliyor? Düşünelim. Kişiler, kişi grupları ve hükümet dışı kuruluşlar. O zaman hükümet içi özelliğe sahip olanı bulursak o başvuramaz. Şirket, dernek, sendika, kişiler başvuru yapar ama bakanlık hükümet içi özelliğe sahip olduğu için başvuru yapma hakkı olamaz. Bir soru daha çözelim. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bir davanın kabul edilebilirlik koşullarından biri değildir? Şimdi davayı biz kabul edeceğiz. Bunun için belli şeyler aranıyor. Belirli bir statüye sahip olmak lazım. Hayır, insan haklarını kullanabilmek için bir işi yapma, belli bir statüye sahip olma gibi şeyler yok ki. Nefes alsın, yeter. Direkt yanlışı bulduk. İç hukuk yollarını tüketmek, önemli bir zarara uğramak, mağdur olmak, sözleşme kapsamındaki bir hakka dayanmak aranır. Ama A şıkkı değil tabii ki. Bu testin son sorusuna geliyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçları hangi organ tarafından seçilmektedir? Tabii ki bu yargıçlar Avrupa Konseyi, Parlamenter Meclisi tarafından seçilir. Evet, an itibariyle de insan haklarımızla ilgili de şöyle küçük bir konu kavrama testi yapmış olduk. Şimdi soru bankalarına dönüyorsunuz ve tüm soruları çözüyorsunuz. Ne diyoruz? O sene, bu sene ve Yasin hocanız hep sizinle. Kendinize çok iyi bakın.